Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videoda Web2 araçları ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Günümüzde kullanılan birçok web aracı var. Ve öğretmenlerimiz de bu araçları kullanırken web aracı nedir, nasıl kullanılır, nereden başlamalıyım, şu branş öğretmeniyim, hangi web aracı işime yarar veya şu şekilde bir içerik hazırlayacağım, hangi web aracı benim için daha uygundur gibi birçok soru var. Ve bu tarz zamanlarda da öğretmenlerimizin sorularına cevap verecek bir PDF olması gerektiğini düşünerek ben size güzel bir PDF hazırladım arkadaşlar. Bu PDF'de Web2 araçları öğretmen rehberi yazarak Google'a ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde paylaşımı da kullanımı da hiçbir şekilde ücretsiz. Herhangi bir ücret sizden talep etmiyor. Rize Milli Eğitim web sayfasından ulaşıp indirebiliyorsunuz. Bu araca ulaştıktan sonra şöyle üzerine sağ klik yapıp sağ taraftaki şu indirim bağlantısıyla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ya da indirdikten sonra bu PDF'i PDF to JPEG Convert programlarıyla veya web uygulamalarıyla JPEG dosyasına veya Word farklı şekillerde de çeviri yapabilirsiniz. İsterseniz resim olarak da kullanabilirsiniz ayrıca. Şimdi indirdikten sonra şu şekilde bir PDF ekranı bu. Burada birçok araç var. İşte web sitesi, haritalama, logo, kodlama, robotik, yabancı dil, e-kitap artı birçok uygulama var. Burada içerikler yazıyor ve hangi içerikler, hangi daha doğrusu web aracını kullanmak istiyorsanız açıklamasını okuyorsunuz. İşinize yararsa öğrenmek için şuradaki kare kod seçeneğini okutabilirsiniz. Mesela ben burada bir afiş uygulama aracı öğrenmek istiyorum. Mesela Canva'yı öğrenmek istiyorum. Burada tanıma baktınız ama tanım sizi yeterli bulmadı. Öğrenmeniz için daha detayını öğrenmek istiyorsanız şuradaki kare kodu okutup videosunu da izleyebiliyorsunuz bunların. Videoları da yine bu PDF üzerinde mevcut. Günümüzdeki web araçlarının aslında kullanım amacı, kullanım mantığı çok geniş arkadaşlar. Mesela öğrenmeyi oyunlaştırmada, eğlenceli hale getirmede, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamada, yabancı dil etkileşimi arttırmada, öğrenmeyi bireyselleştirmede, her zaman her yerde sürdürülebilir hale getirme açısından her öğretmenin bilmesi gereken bir ki şu anda günümüzde uzaktan eğitimde düşündükçe gerçekten ihtiyacımız olan bir konu. Çünkü uzaktan eğitimde, internette kullandığımız birçok araç dersimizi daha kalıcı ve öğrenci açısından öğrenmeyi uygun hale getirebiliyor. Mesela diyelim ki bir afiş hazırlamak istiyorsunuz. Afişle alakalı araçlar var. Bir artırılmış gerçeklik yapmak istiyorsunuz. Onunla alakalı uygulamalar. E-kitap hazırlamak istiyorsunuz veya bunu yayınlamak istiyorsunuz. Ya da bir işbirliği ile sınıf içerisinde etkileşimli bir sınıf ortamı oluşturmak istiyorsunuz, sanal sınıf kurmak istiyorsunuz veya online şekilde öğrencilerinizle birlikte canlı anketler yapmak istiyorsunuz diyelim. Ya da bir online sınav, anket, quiz araçları var. Öğrencilerinin sınav online bir şekilde sınav yapmayı istiyorum. Doğru yanlışlarını saniye olarak kontrol edebileceğim, öğrencilerimle online şekilde bir sınav ya da uzaktan eğitim aracı Zoom dışında kullanabileceğim hangi araçlar var? Video konferans yöntemiyle hangi araçları kullanabilirim? Bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Sanırım Turkcell çıkartıyor Bitmeet diye. Belki o da buraya eklenebilir zamanla. Mesela etkileşimli video animasyon yapmak istiyorum. Render Forest gibi, Powtoon gibi, Prezi gibi. Bunlar arasına mesela Scratch koydum ben ama Scratch daha çok kodlama alanında kullanılıyor. Fakat animasyon alanında da karakter olarak muazzam bir bilgi şeye sahip, detaya sahip. Mesela web sitesi blog yapmak istiyorsunuz gibi öğrencilerinizle birlikte wiki tarzında blog sayfaları hazırlamak istiyorsunuz. Veya haritalama, zihin araçları kullanmak istiyorsunuz. Görsel veya metin olarak hazırlamak istiyorsunuz. Bunlardan bazılarını video olarak anlatıyorum. Yine bunlara ulaşabilirsiniz. Logo tasarımı yapmak istiyorsunuz. Yapmış olduğunuz projelerde veya öğrenci takımlarında logo kullanmak istediğinizde ya da ilkokul, ortaokul ve lise gruplarında öğrencilerinize kodlama becerileri geliştirmek istiyorsunuz veya kodlama çalışmaları yapmak istiyorsunuz. Bunlardan bazıları mobil uygulaması da var. Yine bu kodlama etkinliklerini anlatabilirsiniz ki günümüzde her öğrencinin öğrenmesi gereken mutlaka bir ders olduğunu düşünüyorum. Veya yabancı dil veya bu web araçlarına destek verecek faydalı uygulamalar ve alternatif araçlar. Mesela Excel gibi, Journal gibi ya da işte QR kod okuyucu veya sanal müze araçları ya da 3 boyutlu tasarım yapma veya Adobe InDesign gibi baskı ortamlarda mizampaj sayfa tasarımı çalışmalarında veya Padlet gibi sunum araçlarında birçok öğrencilerimize ve sizlere faydalı olabilecek etkinlikler var. Tabii bunlarla bağlı kalmayacaksınız ben eminim. Bunları öğrendikten sonra
Kendiniz internette araştırma yapabilirsiniz. Günümüzde kullandığımız birçok web aracı var. İnternette yazdığınızda hangi alanda mesela işte yazıyorum, form anket yazıyorum ya da ne bileyim eğitime yönelik araçlar yazıyorum veya video toplantı ne yazıyorsanız onunla alakalı mutlaka bir web aracı karşınıza çıkacaktır. Ama burada önemli olan sizin bunlara bağlı kalmamanız. Çünkü bunlar her gün yenileniyor. Yarın farklı bir tane çıkıyor. Dünkü eskiyor. Yarın çok daha başka bir araç geliyor. Burada önemli olan bizim öğrenmeyi alışkanlık haline getirmemiz. Bir aracı öğrendikten sonra diğerini öğrenmemiz de kolaylaşıyor. Yani bugün Kahoot'u öğrenen bir öğretmen Quizizz'i de çok rahat bir şekilde kullanabilir. Socrative'i de çok rahat bir şekilde kullanabilir. Veya işte Google sitesi kullanan bir öğretmenimiz Weebly'i de, WordPress'te Blogger'ı da yine site oluşturmak için çok rahat bir şekilde kullanabilir vesaire. Tabii bunları oluştururken bazı içerikler, videolar hazırlamak isteyebilirsiniz. Benim şu anda mesela bir video çekiyorum. Bu videomu hazırladığım programlar da yine önemli. Yine bunları da ben size önermek istiyorum. Mesela bilgisayarda kullandığımız Filmora gibi, Adobe Premiere Pro gibi, Camtasia gibi veya Movavi gibi 4 farklı yazılım var. Bunlarla özel gün ve haftalarda ya da öğrencilerinize ders içerikleri hazırlamada öğrenci video çekmek için kullanabildiğiniz uygulamalar. Bunlar telefon versiyonları da var. Mesela Quick Capture, Viva Video, Movavi Clips gibi bazı yine telefon uygulamaları var. Bunları da bilgisayarınızdan video içerik hazırlamak için kullanabilirsiniz. Mutlaka aklınızda olsun arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu şekilde bir Web 2 araçları öğretmen rehberi hazırladım. Siz de dilediğiniz gibi kullanabilir. Farklı ortamlarda içeriğini bozmadan paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben herkese iyi dersler diliyorum.